Evet arkadaşlar hoş geldiniz Renkli Masa YouTube kanalına. Bugün sizlerle birlikte ışık ve gölge teknikleri üzerinde duracağız. Basit formlarla göstereceğim bunu ifade edeceğim. Işık ve gölgeyi 4B kalemimle gösterebilirim. Evet. Akep çayla kalemin ucunu sivriltiyorum. Bunu açacakla da yapabilirsiniz demiştim daha önceden söylemiştim. Ama ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yaptığım çalışmayı daha net görüyorum. Kalemi aerodinamik olarak daha rahat kullanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı arkadaşlar unutmayın. Bu tarz videoların devamı için ve gelecekte daha çok renklerin oluşması için Renkli Masa YouTube kanalında bu tarz abonelikler benim için çok önemli. Yorum yapmanız da benim için çok önemli arkadaşlar. Basit A4 kağıtlarına bu alıştırmaları yapıyorum. Neden? Çünkü profesyonel anlamda çalışırsak kara kalem kağıtları var özel. Pastel boyanın kağıtları var, sulu boya kağıtları var. İlerleyen videolarda bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ışık ve gölge, doğadaki ışık nereden geliyor? Yani evlerimizde durduğumuz zaman bir obje çiziyorsak işte oradaki ışığı tam tespit edemeyebiliriz. Çünkü ışık birçok farklı yönden gelebilir. Ama doğada ışık tek bir noktadan gelir. Güneşten gelir arkadaşlar. Güneşten gelen ışık mutlaka bir yönü vardır. Yani tek bir noktadan geldiği için. Işığımız farz edelim sol taraftan geliyor. Şuraya yazalım. Işık ve gölge. Şimdi ışığımız şuradan yani güneşten geldiği zaman sol taraftan objeler üzerine nasıl yayılır? Işık ve gölgeyi arkadaşlar tonlama yaparak kullanacağız. Şimdi burada bir tane şöyle bir topumuz olsun. Bakın araştırma çizgileriyle atıyorum. Sonra bu topu doğru olan çizgiyle ortaya çıkarıyorum. Işığımız soldan geldiği için, yani şuradan geldiği için bu çizdiğimiz topun sağ tarafı daha koyu, sol tarafı daha açık olmak zorunda. Koyudan açığa bu çizdiğim topu en parlak noktasına kadar ama topun yönüne doğru çizgiler atarak çizgisel bir gölgeyle arkadaşlar ışığımı oluşturuyorum. Kalemi burada kullanma tarzım önemli. Bastırıyorum koyu alanlara. Açık alanlara da kalemi hafifletip ilerliyorum. Yani ne çiziyorsak arkadaşlar karşımızda ne varsa onun yönünde çizgiler atarak çizgisel gölgelerle ışığımızı vermek en sağlıklısı. Topumuzun en parlak noktası burası ve o parlak noktadan sağ tarafa doğru ışığımız koyulaşarak ilerledi. Ve tabii ki zemin. Bu kadar net bir ışık düşüyorsa arkadaşlar bunun bir zemini var.
Zemin nasıl? Bakın bu bir top olduğu için dairesel uzanan bir formda. Şimdi bu zemin gölgesini neyle yapabilirim arkadaşlar? Daha koyu bir kalemle yapacağım. Burada 12B kalemim var. Hemen 12B kalemi buluyorum. Evet, burada. Daha koyu bir kalemle bu zemin gölgesini vereceğim. Çıkış noktası çok koyu. Zemin gölgemin. Ve gitgide o koyuluk biraz daha hafifleşiyor. Zemine düşen gölge arkadaşlar objenin üzerindeki gölgeden her zaman için daha koyudur. Yani onun da kendi içinde açık koyusu var ama yine de zemine düşen gölgemiz buradaki açıklıktan daha koyu bir açıklığa sahiptir arkadaşlar. Şimdi 12B kalemimi almışken ne yapıyorum? En dip kısımlarda en koyu alan olan yer, en arka kısım, buraya daha koyu bir gölgeyle burayı takviye ediyorum. Evet. Bu topun bu şekilde. Yanına bir silindir çizeyim. Bakın dikey bir çizgi atıyorduk. Yerini belirliyorduk. Onu da tekrar geçmiş olayım. Dikey bir çizgi atıyorduk. Yerini belirliyorduk. Elips yapıyorduk. İki eşit parçaya bölecek şekilde. Resmi yaparken egzersizlerimizi unutmuyoruz. 8 dakika bir egzersiz çalışmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Araştırma çizgileriyle güzel bir şekilde silindirimi ortaya çıkarıyorum. Arkadaşlar bakın burası düz değil. Evet, silindirimin içinde ne yapıyorum? Bakın silindir yönünde koyudan açığa gölgeler oluşturuyor arkadaşlar. Bu gölgeleri bitirip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dikey ve yatay bir form olduğu için dikey, bakın şuradaki dikey formdan yola çıkarak şuraya da gölgeme dikey bir destek veriyorum. Bir nevi kareleme gölge yapıyorum. Bu tarafa doğru gölgemi açıklaştırarak tabii ki. Tekrar silindir yönünde, şu yönde yani şu yönde. Gölgemi devam ediyorum. Bastırıyorum. Bittiği noktaya doğru gölgeyi hafifletiyorum arkadaşlar. Üst kısım. Arkadaşlar şu alan biraz içe doğru girintili bir alan olarak düşündüm. O yüzden bu alana ışık vurmuyor. Buradan koyuluk geliyor. Işık tam bu alana karşıya vurduğu için buraya hafif bir gölge düşüyor. Ama yine şu köşe alanlarım belli. Şuraya dokunmayacağım. Yani hafif bir çizgimin olması burada yetiyor. Çünkü ışığın şöyle hafif bir çizgiyle belirteyim. Işığı en çok alan yer. Şimdi şu hizadaki ışığın yani silindire dönerken silindir üzerindeki kırıldığı noktaya dikkat ediyorum. Ki o formu, silindir formunu arkadaşlar rahatlıkla verebileyim. Koyudan açığa, koyudan açığa dikey çizgilerle destekliyorum. Evet, yine 12B veyahut da 8B koyu bir kalemle en dip kısımlarına bir destek çıkıyorum arkadaşlar. Koyudan açığa ilerlemesi için. Şimdi şu ara tonu biraz daha geçeceğim üzerinden. Zemin gölgesi var arkadaşlar. Bakın o da tahminim bak şuralardan çıkar. Şimdi ışık
ne kadar şuradan vurursa bu gölgemiz tabii ki uzar. Yukarıdan vurursa daha kısa olur. Şu alandan vurursa, yani güneşin olduğu alandan vurursa bu gölgemiz bu kadar uzamaz arkadaşlar. 12B kalem ile yine en koyu alandan zemin gölgemizi en açık alana doğru oluşturuyorum. Bazen 3D resim diyorlar. 3D resim olmaz arkadaşlar. Yani 3 boyutlu resim olmaz. 3 boyutlu obje, heykel, insan, varlık, yani dokunup görebildiğiniz, hissedebildiğiniz şeyler 3 boyutludur. 3 boyutlu efekti olan resimler olabilir. Bununla ilgili de bir çalışma yapabiliriz ileride. Çok kolay, aslında zor bir şey değil. Bir açıdan baktığınız zaman gerçekmiş gibi duran, yani bir masanın üzerinde gerçekmiş gibi duran bir objeyi yansıtan resimler. Evet, bunun da zemin gölgesi arkadaşlar bu şekilde. Buraya da bir tane küp çizeceğim. Farklı açılardan görün diye ışığın yayılımını. Araştırma çizgileri kullanarak küpümü çizerken arkadaşlar bakın birbirine eş değer giden çizgilerim var. Perspektif konusunda arkadaşlar bu küplerime de değerlendireceğim. Şimdi küpte de arkadaşlar eğer ışığımız dediğim gibi sol taraftan geliyorsa, yani şu an kağıt üzerinde ışık, çünkü dairesel bir hava çizdiği için kağıt üzerinde ışığı belirtmek, aslında ışığın güneş olan yerini belirtmek biraz sağlıklı değil. Çünkü ışık dairesel, yani kağıt zeminine oturacak tek düzlem üzerinde bir şey değil arkadaşlar. Yani biraz tepe noktasına düşündüğümüz zaman ışık şu şekilde küpümün bu kısmına, yani şuralara vuruyorsa, mesela küpüme de buradan bir ışık geliyor, yani çaprazdan bir ışık geliyor diye hesap edersek, şu kısmını görmüyor ışık. Görmediği yer otomatikman arkadaşlar ne? Karanlık. İşte gördüğü yer neresi? Şurası mesela. Şuraya hiç dokunmuyor. Neden? Bol ışıklı olan bir yer olduğu için. Dikey ve yatay çizgiler kullanarak buradaki ışığımı da tamamlıyorum. Buradaki ışığımın gölgesi de arkadaşlar yine şu şekilde düşmüş olur. Yine bunu koyu bir kalemimle yapacağım. Bu sefer zeminin gölge düşümü daha farklı. Her objenin kendine göre bir gölge düşümü var arkadaşlar. Işığın objelerdeki gölgesi bu şekilde. Bir de arkadaşlar bunu yaparken bir tonlama çalışması oluşturmamız gerekiyor. Bu tonlama çalışmasını geçen gün kalemleri anlatırken, kalem özelliklerini anlatırken size bahsetmiştim arkadaşlar. Yine üzerinden geçeyim, bu tonlama çalışmasını nasıl yapacağız? Şimdi gölgenin arkadaşlar belirli çeşitleri var. Bakın gölge çeşitleri, bu videomuza bunu da eklemiş olalım. Gölge çeşitleri. Şimdi şu kişinin kendi bulduğu bir gölge çeşidi. Karmaşık çizgilerle arkadaşlar bakın oluşan bir gölge çeşidi. Yani çizgilerin sık olduğu yerler koyu alanı temsil ediyor. Daha seyrek olduğu yerler açık alanı. Bakın şu bir gölge çeşidi arkadaşlar. Yine kareleme gölge. Hatta çapraz çizgiler de koyabilirim. Yani baklava dilimi gibi küçük kare kutucuklardan oluşan bir gölge çeşidi arkadaşlar. Bakın şu koyu olan alanı temsil ediyor. Sık olduğu yerler, açık olduğu yerler açık olan alanı temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi şu da bir gölge çeşidi. Yine
tek bir noktadan çıkan ve ileriye doğru hafifleyen evet şunu da tamamlıyoruz. Yani bastırıp ileriye doğru hafifletiyorum. Bu da bir gölge çeşidi arkadaşlar. Şu arkadaşlar tarama gölge. Genellikle bunu kullanıyorlar. Ama ben size objelerin yönüne doğru tonlama yaparak ilerlediğiniz gölgeleri tercih edin diyorum. Bakın şu da tarama bir gölge çeşidi arkadaşlar. Şu da arkadaşlar yine tarama gölgeden yola çıkarak hafifleterek ilerliyorum. Şöyle koydan. Ezdiğimiz yani parmakla şöyle ezdiğimiz bir gölge çeşidi. Yani bunu ten yaparken ten dokusunda kullanabilirsiniz. Parmağımızı kirletmek istemiyorsak ne yapabiliriz? Bunu arkadaşlar yine şöyle şurada göstereyim. Bir kulak çöpü yardımıyla ya da kağıt rulo kalemler satılıyor kırtasiyelerde. O tarz bir şeyle şu gölge çeşidini de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gölge çeşitlerinde arkadaşlar sınır yok. Yani ben işte şöyle üçgenlerden bir gölge yapacağım dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Burada sık alanlar koyuyor. Arkadaşlar daha geniş alanlar, açık alanları temsil ediyor. Yani bunu kendi isminizi yazarak bile bir çalışmaya hem doku verip hem gölge oluşturabilirsiniz. Mesela renkli masa, renkli masa, YouTube kanalımızın ismi renkli masa, renkli masa, renkli masa. Arkadaşlar bakın koyudan açığa bir geçiş var. Yani bunu yaptığınız bütün çalışmayı uyguladığınızı düşünün. Hem bir kişiye ait bir şey yapıyorsanız onun için güzel bir jest olacaktır. Onun ismini ve soy ismini yazmak. Hem de yaptığınız çalışmada bir gölge elde etmiş olacaksınızdır. Arkadaşlar nokta şeklinde olan gölge çeşitlerimiz var. Bunlar aynı zamanda doku arkadaşlar. Noktalara sık olduğu yerler ve noktaların daha birbirinden ayrı olduğu yerler. Bugünlerde ayrı olmaya dikkat ediyoruz zaten. Aramızda 3 adım mesafe bırakıyoruz. 2020 yılı Nisan ayındayız arkadaşlar. Kanalımın genel abone kitlesini çok seviyorum. Hepsi tanıdığım, bildiğim insanlar çoğunlukla. Sizden bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımın izlenmesi lazım. İzlenme sürelerimin artması lazım. Renkli Masa YouTube kanalımı çevrenize tavsiye ederseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorum yapmanız çok önemli ve kanalımı komple izle diye mesela tümünü oynat diye YouTube'da bir seçeneğimiz var arkadaşlar. O seçeneği de yapıp yani bir saat her abone 1 saat izlerse benim çünkü saat olarak belirli bir 4000 saati geçme durumum var. YouTube'un böyle bir şartı var. Böyle bir gündemim var yani. 4000 saati geçmem gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videolarımı heyecanla oluşturup sizlere sunacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.